bu proje asrın projesi. Dünyada bir ilk, 80 kilometre öteden deniz altından borularla suyun buraya kadar aktarılması hiç de kolay bir proje değildir. Büyük mühendislikler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarıyla 75 milyon metreküp su her yıl buraya akmaktadır. Türkiye bu Dragon Çayı'ndan Alaköprü Barajı'nın oluşması için 3 köy tahliye etmiş. Bu insanlardan herhangi bir feryat çıkmamıştır. Çünkü neticede bu su Yavruvatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti akacaktır diye. Aramızdaki bağlar böyle duygusaldır, böyle güçlüdür, böyle köklüdür. Bir tünel yapılıyor Güzelyurt Ovası'na. Bu tünel sayesinde Güzelyurt Ovası bu suyla buluşacaktır. Dünya Su Günü'nde dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar, küresel ısınma ve gelecekte daha fazla kuraklıkların beklendiği bir dönemde biz Anadolu'dan denize akan suyun böyle önemli bir projeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına aktarılması fevkalade önemli bir proje. İleride bir anlaşma olabilirse bu suyu Rum tarafıyla da bütün Kıbrıs'ın faydasına her zaman paylaşabileceğimizi de ifade etmiş bulunmaktayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk hükümetine, Veysel Erol'a bu projenin ortaya çıkması için yüreğini ortaya koyanlara bir kez daha Kıbrıs Türk halkı adına, şahsım adına teşekkür ediyorum. Nice nice bereketli yıllar diliyorum.